Kayıtta mıyız şu an? Bana bir sadece kayıtta olduğumuz anı söyle. Girsin ya. Ha, otur, özür dilerim. Dik miyim? Hayır yani küfür gibi değil, dik miyim? Bunlar hep şaka. Bu arjimde küfür edin. Küfür yok değil mi? Küfür yok. Taş kağıt makas. Tamam. Hadi gel. Sen kaybettin tamam, ben bunu. Kazandım. Bir daha. Aynısı ben kaybettim. Hanımlar, beyler. Burası Zaman Makinesi, burası YouTube, burası Kurtlar Sofrası. Artık her hafta böyle açacağım programı. YouTube'dayız artık. Mis gibi projemizle buradayız. Neden izlemeyesiniz? O yüzden ne yapıyorum? Ne yapıyoruz sağa sola? Aboneler de oluyor. Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Şuralarda bir yerde bir abone şeyi oluyor. Çan oluyor. Çana basıyorsunuz. Aynen onu koyunuz. Like'a basıyorsunuz ki biz de ekmeğimizde insanlar olalım. İnşallah. Başlayalım. Çatıdan binlerce dolar saçtıran milyoner gözaltına alındı. Burada kim bu? Hemen söylüyorum. 24 yaşındaki kripto para milyoneri. Kripto para dediğim şey ne? Bitcoin. Ben pek bu işleri bilmiyorum. Ben bu işin içindeyim. Şöyle o zaman anlatayım. Hı. Kripto para dediğimiz olay, elde bir cüzdanınızda 5 kuruş olmuyor ama bir internet hesabında deli gibi paranız oluyor. Saçma sapan bir şey. Bir ara Bitcoin burada da çok çılgınca vardı. Şu an hiçbir şey çeyrek altını yerini tutmaz. O yüzden boşuna şey yapmayın. Bu Çinli arkadaşa da şunu uyarayım. Çatıdan para atmak çok müthiş fikir. Bir dakika, kripto para sanal bir şeyse nasıl çatıdan atıyor? Bildiğim kadarıyla SD kart atıyor. Yok hayır. Yani çatıdan kablo atıyor dedim. Yok. Hayır yani onu bir yerden çekiyorsun canım. Sadece sanal para değil. Bir yerde ziraatte falan hesabın oluyor. Oradan çekebiliyorsun. Robin Hood'çuluk bu. Utanmadın mı? Keşke burada da olsa. Evet, küçük bir misafirimiz bizlerle. Yedi çok tatlıymış ya. Nerede acaba? Güney Afrika'da bir caz müzisyeni açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı. Neden? Parmakları zarar görmemesi için anestezi yapılmıyor ve 6 saat boyunca adam gitar çalıyor. Ben şöyle şeyler diyorum. Bu yine güzel, bu engellememesi için. Bazen de mesela ameliyat oluyor, çıkıyor, İtalyanca konuşuyor. Evet. Bilmeyen adam. Beynin, o bildiğim kadarıyla beynin bir şeyleri değişiyor. Ben çok isterim bana da böyle bir hikaye olsun. Yani çok, İyi, çok başıma iyi. Da bir şey gelmesin. Hangidir? Atıyorum bademcik ameliyatı olacağım. Bademcik ameliyatı olurken çıkmışım 6 dil birden biliyorum. Ya da şeyin var, yanında Sezen Aksu sesi falan. Müthiş fikir ya. Gerçekten düz çıkıyorum konserler monserler. Evet. Teoman mesela, Teoman sesi olsun. Sen Teoman hazır müziği de bırakmış. Falan yaparsın. Güzel yaptı. Vallahi ben yapacaktım da sen daha iyi yaptın. Yapmıyorum. Ya işte böyle. Çin yönetiminden düğün uyarısı. Görgüsüz adetlere son verin. Son verin. Ya bu şöyle, ben çok katılıyorum. Sadece Çin olarak değil, genel olarak düğündeki bir sürü görgüsüz adet var. Bununla ilgili bir anın var mı? Önceden çalıştığımız nasıl? Bununla ilgili bir anım var. Gram altın aldım. Bir arkadaşımızın düğününe katıldım. Dedim ki zaten bu takı töreni falan rezillik. Yani orada girelim. Evet. Gram altın da biliyorsun altına en uzak şey. Yani daha bunun tamı var, yani çeyreği var falan. Çok uzak gram ama altın. Ama şunu yapacaksın, ben öyle yapıyorum. Ben öğrenciyim diyeceksin. İşte şimdi iş yapıyoruz ya, çok ayıp olur. Öyle diyemem çeyrek diye. Gram altınla gittim, dedim ki takı töreninde takarım. Kim nerede anlayacak bunun gram altını? Bir gittim, kapıda zarf koymuşlar. Bir de hatıra defteri yapmışlar. İşte gezmiyor adına, gelin adı, yani. Gelin gezmiyor. Gelin çok artık. Bu ne yengeçlikmiş ya. Tabii ben çok ne üzüldüm. Adımı yazdım, özür falan yazdım. Ben hatıra defterine benim özür mü ya, kusura bakmayın durumum buna yetti. Çok pişmanım. İstiyorsanız haftaya bir daha takayım bence falan gibi şeyler. Bence onlar utanmış. Veya böyle yaptıysan onlar kesin utanmıştır. Yani bilmiyorum, ben çok utandım. Ama sonra da görüşmedik bir daha. Hiç bir daha hiç görüşmedik. Şimdi fark ettim ben. Düğünün neden yapıldığıyla ilgili de söyleyeyim. Herkes takı peşinde. Tamamen görgüsüzlük. Ay burada sen şey kafasında değil misin? Ben mesela o kadar harcayacağım parayla tatile giderim. Yok şu kafada değilim. Ben eğlenceyi çok seviyorum. Ben çok istiyorum bir düğünü yapayım. Takıyı. Takı. O görgüsüzlerdenim ben de. Neyse. Sally isimli bir kadın 9 yıl önce mesaj attığı kişiden yıllar sonra cevap aldı. Adam şöyle yazmış bu arada, mesajı yeni aldım, telefonuma güncelleme gelmişti demiş. Ben şöyle söyleyeyim, ben 25 yaşındayım, ben böyle cool bir hareket görmedim. Ben oradan bu arkadaşı tebrik ediyorum. İğrenç biri. Şimdi flörtte şunu söylemek kötü isterim. Kötü bir adam. Erkek, bunu erkekler yapar. Yok, bunun erkeği kadın olarak değil. Ben flörtte genelde şöyle bir şey duydum. Mesela karşı taraftan hoşlandığın kişiden bir mesaj geliyor, biraz beklet onu derler. Bildin mi o taktiği? Abi 9 yıl ne ama? Hayır, tamam. 9 yıl çok fazla, bana da çok fazla. Şimdi biraz beklet derler. Mesela ben hiç onu yapamıyorum. Ben daha mesaj gelmeden açıyorum WhatsApp'ı. Ben öyle bekliyorum. Arkadaşı da buradan tebrik ediyorum. 9 yıl çok cool bir hareket. Yani ben
Ben WhatsApp'ta açık geziyorum ben. Bence bu ne biliyor musun? Artık böyle hiç kimseyi bulamamış. Yaktım kendimi. Son çare hani artık elimde Seli vardı. Ha, Seli geldi 9 yıl sonra. Yok canım. Seli'ye bir 9 yıl nasıl bir yoğunluk ya bu? Çok yük. Yani bilmiyorum. Belki gerçekten görmemiştir de 9 yıl sonra da cevap yazmazsın ya. Ya kız seni 9 yıl beklememiştir. Hiç bilemeyeceğim. Yani çok gereksiz. Tatsız bir hareket. Sevmedim. Ya yaktım kendimi az önce ya. Buraları koymaz aklıma. Sanki böyle WhatsApp'ta bekliyor gibi. Bekliyorum ama. Bekliyorum ya. Utanma. Like bak, için bekliyorum. Utanma, like. Kızını havaalanında bırakıp yoluna devam etti. Bir babadan söz ediyoruz. 14 yaşındaki kızını 2 aylık pasaportu kaldı diye bırakıyor. Sonra dedesini çağırıyor. Dedesi onu alıyor. Adam tatile gidiyor. Geliyor ve şu an konuşmuyorlar. Zaten hani ben söylemek istemiyorum. Babalık çok abartılıyor. Yani çok mu sert oldum? Bu çok sert oldu. Tamam bunu atarız da. Ben o zaman şunu söyleyebilirim. Ben bu babayı takdir ediyorum. Çünkü tatile zaten çocuğunla gidiyorsam plan başkadır. Çocukla gitmiyorsam plan başkadır. Herkes bilir ki kumarhanesi. Kumarhane övecektim yanlışlıkla ya. Tamam, hiç de gitmediğim yerler de var. Bu hangi filmde vardı böyle bir hikaye? Şey, çocuklar duymasın diyeceğim. Evde. Pardon. Pardon, pardon. Ben de bayağı batırdım ya. Babalık çok abartılıyor diye anlatılır. Ben başka bir şey anlatacak mı? Hayır, çocuğunla rahat giremezsin diye. Tarihte bu hafta başlıyor. Hiç keşke bunları yapmasaydık. Buyurun. 1927'de Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarılmış. Bunlar hangileri? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Yine sayısal loto rakamı gibi oldu ama evet. En şaşırdığın ne burada? Var mı dikkatini çeken? Yok. 20 yok, 20. Ne? 20 yok, 20'yi çıkarmıyorlar. Şöyle, 1, 5 okey, 10 okey. 20 kadar değerli para var mı? Bak 20, 200'den daha değerli. İddia evet. Ediyorum, 20, 200, her yerde geçiyor. Yani sanki 200 geçmiyor gibi olacak ama. Hani 10 biraz fakir gibi bu. Hani ya, 20 hani 10 değil 20. Cebinde 50 bir benim sevdiğim 50 var. Bir de 20 var. Bak 100'ü sevmem, 200'ü sevmem. Hayır yani buradan parayı reddederim anlamında değil. Banknot olacaksa cebimde 50 olsun, 20 olsun. Çünkü böyle çok daha kolay. Bir de zaten buradan gönderme gibi olmasın. Ekonomi yerlerde 20 de değil artık. Eskiden 20'ydi. Bu çok eski bir yayın. Bunu biz 2008'de çekiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani 2008'de 20'ydi bu. Belli olmuyor zaman makinesi ya. Şu an biz 2080'de de olabiliriz, 2008'de de olabiliriz. İlk YouTube kanalı bu. İlk evet. YouTube kanalı. Saygı duyacaksınız. Geçmişten evet. Geliyoruz. Geçelim. 2000 yılında 8 Grammy ödülü alan Carlos Santana, Michael Jackson'ı egale ederek bir seferde en çok Grammy ödülü kazanan sanatçı unvanını aldı. Takip ediyor musun böyle ödül törenlerini? Hayır. En son gördün mü Oscar'ı? Yok, çok görmedim. Utanmadınız mı? Adam Irishman'i çekti, kaç yaşında oraya geldi, bir ödül vermediniz adama. Ama artık Netflix lobisi biraz fazla olmadı mı? Ne sadece? Yapsın adam, Twitter'a mı koysun? Nereye koysun? Instagram'da mı yayınlansın? Kim kazanmıştı? Parazit kazandı. Parazit de güzel film, fena film değil. Irishman'e bir ödül veremediniz mi yani? Ben çok üzülüyorum ya. Abi zaten ödülü yok mu şeyin? Martin Scorsese geldi, 65 yaşında adam. Seneye meneye bir şey olsa çok üzüleceksiniz. Kim veriyor bu akademi ödüllerini bilmiyorum. Konuyu da çok başka yere getirdim ama ben çok üzüldüm. Irishman'in hatırı hiç mi yok yani? 3 saat film çekti adam. Hiç üzülmedim. Bir de hiç paraya kıymış. Paraya kıymamış değil, paraya kıymış. Bir kast var, 100-150 kişilik sahneler var ya. 3 saat film. 3 saat. İzleyemedim bile. Aa, sen ya gerçeksin evet. Sen. Ha okey. Ben çok İzlemeden, başarılı ama buldum ama çok yani. İyi yorum yapabilirim izlemeden. Çok başarılı buldum. Evet, devam edelim. Utanmadınız mı diyorum onlara. 1950 tamam. Yılında Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi. Ya evet, ilginç bir bilgi bu. Şöyle olabilir, Çorum. Büyük ihtimal Çorum. Yani Çorum'la karışmasın diye. Nereye ben gidiyorsun? Çorum. Hala Kırklareli ile Kırıkkale karıştırılır. Öyle çok yanlış yere giden olur. Tabii. Kırklareli, Kırıkkale. Bakın söylerken karıştırıyorum. Bir de değişmesi gereken bazı iller var. Onların listesini sayacağım. Bir Batman. Batman. Bu artık Batman şakası da bitmeli. Acilen buraya ne bileyim. Gerekirse ismini Joker yapın. Ama bu Batman şakası, nerelisin Batman, Batman falan. Olmuyor, kafa karışıklığı yaratıyor. Acilen değiştiririz. Buradan yetkililere sesleniyorum. 1926'da televizyon icat edildi. Bomba. Şöyle, YouTube'a iş yaptığım şu günlerde ben her zaman derim ki ben televizyonun gücüne çok inanıyorum. Neden televizyona da geçmeyelim burada? Göz kırpsan. Hep şey var. Sponsorlarımıza. Bu iş televizyonda dönüyor böyle. Ne küfür var, ne alkol var, ne sigara var. Mis gibi iş, sansürlü iş. Şey var ya ama hep işte gazete bitti, radyo bitti, televizyon bitti. Hiçbiri de asla bitmiyor.
Radyo mesela şu an tekrar radyo popüler. Bitti bu arada. Biz bunu radyoda yapıyorduk bu aynısını. Radyo bitti, buradayız. İnşallah burası bitmezse burada kalacağız da. Televizyon bitmedi bence. Ben televizyona göz kırparım arada. O zaman... Adana'da bir kepçe operatörü ustalığını göstermek için arkadaşlarını kepçeyle tıraş edeli. Tıraş edeli 7 yıl olmuş. Niye bu kadar korktun ya, sakin? Tıraş etme. Tıraş etmek, tıraş olmak. Tıraşing. Bambaşka yerler. Şöyle, ben de yeni tıraş oldum bu arada. Geçen haftaki yayını izleyenler bilir. Kepçeyle nasıl tıraş ediyorsun peki? Şöyle, kepçenin üstüne bir sürü ustura takıyorsun. Sonra mesela şey vardır, balonlu tıraş etmek vardır. Önce bu kalfalar, çıraklar balon tıraş eder. Bu da herhalde bir ilginç bir deneme tarzı. Ben tıraş oldum ama kepçeyle değil. Yani böyle saçma sapan. Buradan arkadaşlara sesleniyorum, bu çok tehlikeli bir şey. Bunu evde falan denemiyoruz. Zaten kepçeyle evde deneyemezsiniz. Tabii. O yüzden dışarıda da denemeyin. Hiçbir yerde denemeyin. Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle sahildeki Poseidon heykeli fırtınaya direnemeyip devreli bir yıl oldu. Ya Poseidon'um Poseidon'um diye geziyorsun ama az önce gösterdiğim hemen öyle. Hemen buradaki gibi, şuradaki gibi. Öyle düşersin. İşte öyle o kadar da. Demek ki yani yok denizler tanrısıyım, yok oyun buyum. Karşıma da hiçbir tanrıyı karşıma alamam ama kusura bakmayın da Poseidon heykelini yapıyorsunuz. Şunu bir sağlam çakın değil mi ya? İlk fırtınada bile. Bir yıl olmuş, bir yıl. Bir yıl içerisinde yıkılmış. Utanmadınız mı? Buradan kim? Direkt şeye mi? Bu yetkililere gidiyor değil mi? Okay. Evet. Çok başımıza iş alacağız. Ne linç, sakın linç yiyeceğim. Kayseri'de yola çıkan ineğine küpe numarasının yazılı olduğu bir trafik cezası geleli 10 hafta olmuş. Daha da çok yakın bir tarih. Evet, çok yakın. Etinden yararlan, sütünden yararlan ama trafik cezası geldi mi şikayet et, böyle olmaz. O ceza ödenecek. Şöyle bazı yollarda görürsün, böyle tabela olur, dikkat inek çıkabilir falan. O tabelalar demek ki inekler çıkmasın diye. Yani bizleri uyarmak için değil, inekleri aman burası yol, buraya çıkmayın diye. Ya, şu an aklıma geldi, müthiş şaka ya. Dur bunu bir daha yapayım mı? Bence yaz, hemen bunu yazıyorum. Bence öyle yani. Çünkü şöyle o tabela demek ki bizi uyarmak değil, ya inekleri de uyarmak içinmiş. Çünkü bu gördüğün gibi ceza yani bir sürü ineğimiz var. Geçelim. İzmit'te sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu halk otobüsünü çalan kişi duraklardan yolcu alarak yoluna devam edeli bir yıl oldu. Çok gerçekten çok kral bir hareket. Sonuçta mesela ben şimdi okula geleceğim, bir otobüs bekliyorum. Adam otobüsü çalmış. Benim mağduru da olmamam için, adam da şoförü sadece mağdur etmek adına durak durak gezerek insan topluyor. Tatlı iş. Bence çok tatlı bir hareket. İnşallah Akbil de basıttırmıştır. Yani böyle sonuna kadar haklarımız da devam etmiştir. Yani yine değil öğüt diye içeri geçeriz. Adam yine sorarım yani geçiyor mu Bilgi Üniversitesi'nden? Geçiyor der falan. Yani böyle hikayeler inşallah olmuştur. Evet. Ben çok severim böyle insanları. Böyle anlamsız böyle şey yapıyor. Macera. Biz hırsız seviyoruz hırsız. Öyle değil. Hikayeleri oluyor. Ben işte otobüs şey yapıp bunları yapmıştım falan diye anlatıyordur birilerine. Yani hapiste anlatıyordun arkadaşlarına, koğuş arkadaşlarına evet, anlatıyordur. Sen bir şey çaldın mı hiç? Hayır, şey, küçükken böyle sakız falan gibi. Çok sert oldu soru. Olmuştur. Değil mi? Aynen. Benim olmadı, Naz'ı denemiştim. Görüyorsunuz kimlerle yayın yapıyoruz. Şimdi kapatmak için son bir taş kağıt makas... Şimdi bir taş kağıt makas daha oynayacağız. Hadi bir. Bu sefer kim kaybederse o kapatacak. Az önce de öyleydi tamam, zaten. Hadi. Sen kapatıyorsun. Hiç çalışmamıştık, yandık şu an. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı ve likelemeyi unutmayın. Buradayız, görüşmek buradayız. Üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Zaman makinası.